Allah'ın Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ahlin sahbiyedin. Ala Resulü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden okuyorum? Bu 11. sözün sonunda hayatın sırrı hakikati var. Hayatın saadet içinde kemal var. Yani ben ne yaparsam benim hayatım böyle beni yaratanın isteği doğrultusunda kemalde olur. Hem onun istemiş olduğu olur hem de ben saadetli geçinirim yani. Bu hayatın suretine, hakikatine, mahiyetine ve de ben ne yaparsam lezzet alırım yani. Bu 11'in sözün sonunda böyle 2-3 tane noktayı nazar okuyorum. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelimeyi mektubedir. Mektubun içinde kelimeler, cümleler var ya. Peki bizim hayatımızda hangi cümleler, kelimeler var? Ne yazılmış yani? Kalem-i kudretle yazılmış hikmet numa bir sözdür. Görünüp, işitilip, Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi bizim hayatımız bir kelime-i mektubedir. O mektubun içerisinde böyle kudret tarafından yazılmış hikmetli sözmüş yani kelimeler, cümleler varmış. Bizim hayatımızdaki her anımız, yemek yememiz, ondan sonra oturmamız, kalkmamız, ders yapmamız, namaz kılmamız, ibadet yapmamız, bunlar görünüp, işitilip Esma-i Hüsna'ya delil oluyorlarmış. İşte hayatın sureti buymuş yani. Esma-i Hüsna'ya delil olmak. Hani Esma yolu, nakıştan manaya geçsem, Esma yoluyla müsemmayı bulursun. Hayatın sureti buymuş. Şimdi kelime-i mektube dedi ya, bazıları hayatın suretini bilmiyor. Mesela ben şimdi buraya bir şey yazayım. Şimdi benim sorduğum kimse cevap versin. Mesela Fatih buradan bunun manası ne? Bilmiyorum abi. Serahat kattı. Ne demek bu? Bilmiyorum. Şimdi buna göre bu kelimenin manası yok. Mesela ben Hasan abiye sorayım. Bu ne demek abi? Bunun manasını söyleyecek şimdi. Yani bu bizim Fatih'e göre bunun manası yok yani. Şimdi bu şekilde hayatının Esma-i Hüsna'ya görünüp, işitilip delalet ettiğini bilmeyen için hayat yok abi. Hayatın bir manası yokmuş yani. Bir de söyle bakayım ne dedi? Bir de hayatı. Şimdi bu kelimenin bunun için bir manası yok değil mi? Yok. Bunlar niye bir araya gelmiş? Bir mana ifade ediyor mu? Yok. Evet. Şimdi bizim hayatımız da böyle bir kelimeymiş yani. İşitilip, görünüp, işitilip Esma-i Hüsna'ya delil olacakmış. Hani manasını bilmezsen şunun. Yani bu hayatın Esma-i Hüsna'ya delil olduğunu, cilve olduğunu, tecelli olduğunu, nakış olduğunu bilmesen o kimse için hayatın sureti yokmuş yani. Ancak yemek, içmek, yani öyle. Yaşamamış gibi. Yaşamamış gibi yani, evet. Ben bendeki nakışları fark etmem lazım yani. Yani Esma'yı bulmam lazım. Yani hayatın suretinin her şeyin esma, her şey esmayla olur yani. Esmasız marifet olmaz, yakınlık olmaz. Allah bilinmez yani. Allah isimleri de biliyor. Biliniyor yani. Böyle bilmeyen sufi esmayı nice bilse gerek müsemmayı demiş birisi yani. Yani esmayı bilmeyen sufi nasıl Allah'ı bilebilir yani? Şimdi biz kendi hayatımızda oturmamız, kalkmamız, yani bütün fiillerimiz aslında Esma-i Hüsna'ya delil olmak içinmiş. Bunu kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış yani. Bütün her şeyi Esma-i Hüsna'nın iktiza ettiğini abi söyleyeyim. Hatta şöyle okuyayım ben. Bu 11. lemada anlatılmış. Peygamberimiz demiş ki Rabbim beni en güzel surette edeplendirdi yani. Sünnet-i Seniyye edepmiş abi. Edep neymiş? Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı vaziyet takınmakmış yani. Mesela Peygamberimiz bir ortamda bulunmuş. Kuddüs ismi o ortamda onun temizlik yapmasını istemiş. Bir o hadise olmuş. Hakim ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmetli bakmasını istemiş. Bir mesele olmuş. Peygamberimizin cesur olmasını istemiş. O Esma yani. Bir mesele olmuş. Peygamberimizin iktisatlı olmasını istemiş. O Esma yani. Sünnet-i Seniyye demek işte
Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı vaziyet takılmak demek. Hayatın sureti buymuş. Yani kalem-i kudret bizim hayatımızın ömür anlarını yazıyormuş. Bunlar Esma-i Hüsna'ya delil olmak içinmiş. Bu hayatın sureti ne? Bu 11. namada söylüyor. Sünnet-i Seniyye'ymiş yani abi. Sünnet-i Seniyye. Esma'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a vaziyet takılmakmış yani. Bizim hayatımızda böyle. Nasıl bu kelimenin manası bunun için yoktu? Bu şekilde bilmeyen için hayatın bir sureti, bir manası yok yani. Öyle geçiyor hayat yani. Bu şimdi bakıyor buradan bir manası yok. Lugata bakar. İşte bakarsa işte sünnet-i seniyye. Evet. Sünnet-i seniyyenin içinde iki şey varmış. Bir nur varmış, bir edep varmış. Şimdi Hüsnü Hazretleri şöyle diyor o 11. lemada 7. nüktede. Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Şimdi birinci edep ile ikinci edep aynı değil. Birinci edep, Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde vaziyet takılmak. Bu edebin içinde iki şey varmış. Nur ve edep. Nur demek, enfüste acabalardan, tereddütlerden, vesveselerden kurtarıyor. Afakta da Cenab-ı Hak seni o an öyle görmek istiyor. Edep Allah'a karşı oluyor yani abi. Enfüste bir sünnete uyduğumuz zaman enfüste bize nur oluyor. Karanlıklardan, zulümatlardan, tereddütlerden, acabalardan kurtarıyor. Afakta da Allah bizi o an öyle görmek istiyor yani. O ismi onu etti zaten. Evet. Yani Rabbim beni en güzel surette edeplendirdi diyor. Peygamberimizin tarihçi hayatına ve sünnet-i seniyesine baktığımız zaman göreceğiz ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş yani abi. Şimdi bizim hayatımız böyleymiş yani bir kelimeymiş. Bir kelime-i mektubeymiş. İçinde böyle bizim yaşantılarımız varmış. Bunlar Esma-i Hüsna'ya delalet ediyormuş yani. Hayatın sureti buymuş yani. Yani sen oturuyorsun, kalkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya, işte onlar bir kelimeymiş, cümleymiş, Esma-i Hüsna'ya delil oluyormuş yani. Şimdi hayatın sırrı hakikati, peki hayatın hakikati ne? Neymiş yani sırrı? Şudur ki, tecelli-i ehadiyete ve cilve-i samediyete ayneliktir. Yani ne demek? Bütün aleme tecelli eden Esma'nın nokta-i mirakesi hükmünde bir camiyetle zat-ı ehad-i samede ayneliktir. Şimdi iki şey söyledi. Hayatın sırrı hakikatine. Yani ben hayat, bu hayat neyin nesi yani? Bunun sırrı ne? Evet biz ibadet ediyoruz, oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Peki bunun sırrı ne yani? Hakikati ne? İki şeymiş. Tecelli-i ehadiyet. Cilvi-i samediyete aynelikmiş. Kim buna ne kadar hissesi varsa o kimse hayatın sırrı hakikatine yani gerçeğini anlamış demektir abi. Şimdi Japonlar mesela niye intihar ediyorlar? Şunu anlamadıklarından dolayı abi. Bunu bilmediğinden dolayı adam bir mana veremiyor yani. Hep kendini suçluyor yani. Halbuki o da bir vasıf yani. O da bir zemin yani. Şuna intikal edemediklerinden dolayı o intihara teşebbüs ediyorlar. Yani Allah canibinden bakamıyorlar yani. Hayatı kendi tarafından yorumluyor. Dördüncü şuada Hüsnü Hazretleri 6 tane mertebeye hasbeyi nuriye izah etmiş. Hasbunallah ve nimel vekil ayetini. 5. mertebeye hasbeyi nuriye de bu taraftan o tarafa geçmiş. Yani zat-ı hayyu kayyuma göre bak demiş ona ayet abi. Şimdi buradan bakarsan hep sıkıntı var, hastalık var, gaflet var, acizlik var, istedikleri olmuyor. İşte canı sıkılıyor, morali bozuluyor, bir iş yapamıyor. Hep bu taraftan öyle var. Ayet geliyor diyor ki sen hep oradan bakıyorsun, gel bu taraftan bak. Zat-ı hayyu kayyuma göre bakınca hayat değişiyormuş. Neymiş oradan bakınca? Tecelli-i ehadet. Burada iki cümleyle özetledi. Cilve-i samidede aynelikmiş yani. Ama bunu biraz açabilir miyim? Açalım, çok güzel. Tecelli. Şimdi ehadiyet demek, şimdi vahidiyet, lügatıyla gidelim. Umumi. Ehadiyet.
hususi. Bu, şimdi buna güneş misali vermiş. Güneşin ışıkları her yerde. Bu ehadiyet, umumi bir tecelliyat var. O vahidiyet. O umumi tecelli bir yerde toplanınca hususi bir şekilde buna ehadiyet deniyor. Mesela ehadiyet tecellisi papatyada beyaz olmuş, gülde kırmızı olmuş yani. Şimdi evsaf-ı ilahiye kainata tecelli etmiş, ben olmuşum, sen olmuşsun. Ehadiyetin en geniş dairesini mahlukat içerisinde insan gösteriyor. Ehadiyetin en geniş dairesine. Ya. Ehadiyet demek hususi yani. Bütün evsaf-ı ilahiyeyi kendinde toparlamak. Şimdi hayatın sırrı hakikatine tecelli-i ehadiyeti aynelik. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün evsaf-ı ilahiyesine kendinde toplamak abi. Hani dedik ya sünnet-i seniye neydi? Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a vaziyet takılmak. Esma-i Hüsna'ya riayet edilirse tecelli-i ehadiyet aynalığı o kadar ziyade oluyor yani. Şimdi bazı öyle büyük zatlar olmuş abi. Üstadımız da söylüyor bunu. Öyle ki hayatının maksadını sünnet-i seniyenin en küçük bir adabına mürahat ittihaz etmiş yani. Hatta biz öyle şeyleri kendine sünnet görmüş ki mesela büyük zatlardan birisi 63 yaşına gelmiş. Demiş ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşından sonra toprağın üzerine basmadı. Ben de basmayacağım demiş. Yerin altında hayat geçirmiş yani. Onu bile kendine sünnet görmüş yani abi. Çocuğu vefat etmiş. Demiş ki elhamdülillah bu sünnete de riayet ettik yine. Yani öyle muazzam böyle bir dikkat etmişler yani. Mesela kavun gelmiş önüne. Demiş ki ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl kavun yediğini bilmediğim için ben kavun yemiyorum demiş. Yememiş yani. İşte tecelli-i ehadiyeti aynalık ne kadar fazla olur? Sünnet-i seniyye ile olur abi. Sünnet-i seniyyeye uyunca o Esma-i Hüsna sende temerküz ediyor yani. Sende toparlanıyor. Senin aynadarlığın çoğalıyor. Tecelli-i ehadiyet demek bütün evsaf ile hususen Esma-i Hüsna'yı kendinde azamet derecede göstermek. Bunun yolu da sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyyesiz tecelli-i ehadiyeti aynı olmaz yani insan. Çok nakıs kalır yani. Cilve-i samediyet ne demek? Şimdi şunu da söyleyelim. Tecelli ile cilve arasında ne fark var? Şimdi misal Kuddüs ismi. Şimdi bu Kuddüs ismi kainatta tecelli ediyor değil mi? Tecelli ediyor. Bu tecelli ederken Üsal Hazretleri öyle anlatmış. Önce semavattan misal vermiş. Semavatta Kuddüs isminin neyi var? Cilvesi var demiş. Sonra denizlere inmiş. Sonra karalara inmiş. Değil mi? Sonra insanın vücuduna inmiş. Sonra maneviyatına inmiş insanın. Bunlar cilve oluyor. Tecelli şu hepsini içine alıyor. Cilve ise semavatta var, denizlerde var, karalarda var, insanda var. İnsanın maneviyatında temiz olması gerekiyor. Şimdi tecelli-i ehadiyet, bütün Esma-i Hüsna, cilve-i samediyet ise bunun bir cilvesine. Şimdi samet ne demek? Samet, Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Lügatı bu. Peki biz nasıl o samediyete anidarlık olacağız? Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben ancak her şeyin sahibi olan Allah'a ihtiyacım var benim. Bunu bilirsen, İşte ne kadar bilmiş olman nispetinde bu cilve-i samediyete aynadarlık oluyor. Hayatın sırrı hakikati buymuş yani. Allah bu hayatı niçin yaratmış? Ehadiyetine ve samediyetine aynadarlık için. Hatırlarsanız İşaret-i İcaz'da melaike Cenab-ı Hakk'a sordu. Sen yeryüzünde fesat ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Değil mi? Cenab-ı Hak dedi ki sizin bilmediğiniz bir şey var, benim bildiğim bir hikmet var. O hikmete binaen beşerin fesat ve şerlerine izin veriyor abi Cenab-ı Hak. Birisi sordu, o hikmet nedir? O hikmet budur abi. Allah niye beşerin fesadına, kan dökmesine izin veriyor? Melaikenin bilmediği hikmet ne? Tecelli-i ehadiyet ve cilve-i samediyete tam aynadarlık ancak insan yapabiliyor. Allah kendisini bir aynada görmek istemiş.
O en cami ayna insan yani. O yüzden o insanın fesadına, şerine şimdilik bir şey demiyor yani. İzin veriyormuş. Melaikenin bilmediği hikmet bu hayatın sırrı hakikati yani. Şimdi bunu bir misallendirelim. Mesela birisi dese ki, Mehmet abi sana dese ki sen hiç ayna görmedin. Tamam mı? Hiç ayna görmedin. Dedi ki sana ya ben bir ayna denen bir şey yaptım. Bu aynaya bakınca kendini göreceksin. Tamam mı? Ama daha önce hiç görmemişsin kendini. Tamam mı? Senin ama malının yarısını vereceksin. Eğer merakın varsa verirsin. Öyle değil mi? Kendini göreceksin o aynada çünkü. Belki diyeceksin ki ya malın yarısını değil hepsini vereyim sana yani. Merakın varsa vereceksin. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hak insanı yaratmış. O insan aynasında bir tamamıyla kendini görüyor abi. Hatta şöyle diyelim. Şimdi şöyle bir çizgi düşünelim. Bu mazi. Bu hal. Bu da istikbal. Bu bize göre. Allah'a göre ise her şey hal yani. Mazi, istikbal yok yani. Her şey hal. Bu kader risalesinde bunu anlatmış. Şimdi bu halde bizim bir aynadarlığımız var ya, aslında bu aynadarlık bu ilk Nur Muhammed'den Neşv-i Nevam'ın ta ebede kadar bir ayna yani. Sadece kısa bir ayna değil abi. O aynada Allah kendini görüyor yani. O yüzden insanın fesadına, şerine müsaade ediyor yani. O işaret-i icazdaki melaikenin bilmediği hikmet ne? Allah insan aynasında tecelli-i ehadiyet ve cilve-i samediyeti görüyor yani abi. Abi bu hayatın suretiyle hakikati arasında biz mesela nasıl bir tefrik yapacağız? Mesela orada da kelimede esmayı fark etmek. Burada da külli manada kişi kendinde bütün esmayı mı fark etmek lazım? İşte bunu kendinde yerleştirmeye çalışmak. Yani dedi ya burada, bütün aleme tecelli eden esmanın nokta-i mihrakiyesi hükmüne gelmek yani. Yani bir birincisinde mesela hayatın hadiselerinde kendinde cereyan eden hadiseleri tek tek değerlendirip manayı fark edip esmayı bulmak manasında benim anladığım. Şimdi birincisinde görmek, bilmek var. Evet abi. İşitmek var. İkincisinde yerleştirmek var yani. Ha, tatbikat. Evet. Yani birincisinde hayatın suretinde evet, görüyorsun her şeyi ama acaba bu hangi esmaya bakar, bu hangi evsafa bakar bildin. Ondan sonra onu sünnet-i seniyeyle kendine yerleştirmek. Bu yerleştirince şu ikisi oluyor. Sünnet-i seniyesiz bunlar olmuyor, şu ikisi olmuyor. Sünnet-i seniye ile beraber Esma-i Hüsna bizde temerküz ediyor. Nokta-i mihrakiye biz oluyoruz. Ne kadar oluyorsak tecelli-i ehadiyet, cilve-i samadiyet oluyor. Şimdi bunu o zaman biraz külliyet kesmedelim. Beşinci remiz. Bütün mahlukatı düşünelim yani. Bu mesela fotoğraf, bu telefonlarda piksel denen bir şey var. Mesela derim ki bu 16 megapiksel. 16 tane piksel bir araya gelmiş. Bunda bir tane fotoğraf var abi. Mesela fotoğraf çekiyorum ya ben. 16 tane piksel bir araya gelmiş bir fotoğraf oluyor. Şimdi bu kadar mahlukat bir araya geliyor. Ancak bunu gösterebiliyor abi. İşte bunu en cami kim gösterebilir? İnsan yapıyor abi en cami. İşte bunu kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Bütün aleme tecelli eden efsaf-ı ilahiyi kendinde göstermiş yani. Kuvveden fiile çıkarmış o hakikati yani. Hayatın sırrı hakikati buymuş. Yani ben niye yaşıyorum? Hani eskiden böyle bir şeydi. Ben bu dünyaya neden geldim diye ya böyle bir şey vardı. Bir türkü vardı. Hani soruyorum kendime Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim yani. Öyle bir türkü vardı abi. Niye gelmiş? Bunun için gelmiş yani. El cevap be. El cevap be. Niye geldim ben bu dünyaya? Abi onun cevabı buymuş yani. İşte Japonlar abi bunu bilmediği için intihar ediyor yani. Yani o taraftan bakmayınca işin içinden çıkamaz adam. Adam kafası çalışıyor çünkü. Ben bu şeyi uyguladım şeyi. Buyurun abi. Dedim ki buradan kaçıncı şeye kadar hep buradan bakmış? Dört. İlk dörtte buradan bakmış. Beşte. Beşte diyor hayatını sana veren zata yukarı. Evet oraya göre bak. Şimdi ben bu kadar haşir, şey tevhid, bu kadar ahiretin ispatıyla meşgul oldum Murat. Oldum gene şey var yani, ölüm korkusu var. Gene var yani. Mezarlık kabirdir,
Gidiyorum defnedeceğim. Kefen endişe ediyor vesaire. Sonra baktım işte o Mustafa Babal'la bunu müzakere ediyorduk. Heh. Hayatını veren zat-ı hayyakayma görmek. Bir de geçtik fikren öteden bu tarafa baktık. Evet. Hiç öyle gözükmüyor. Ya ben şimdi kendimden bakıyorum ve ay sonunu denk getiremiyor insan. İşte morali bozuk, canı sıkık değil mi? Hep böyle bakıyorsun yani. Ayet geliyor ki yani bu oradan bakın gel bu tarafa diye. O tarafa bakıyorum. Şöyle ben bakıyorum ya buraya. Bu benim. Buradan bakıyorum. Ve gel bu tarafa diyor. Buradan bak. Ters çeviriyor yani. Buradan bakınca değişiyormuş yani. Bugün mesela buna ait bir soruya cevap verdim. Tarih eser niçin kıymetlidir? Bununla alakalı. Çünkü geçmişi taşıdığı için. Değil mi? Bir pul mesela, bir kalem, bir para bulunuyor. Maddi değeri pek bir şey değil yani. Ne var orada? Tarihi taşıyor. Peki, insan için değerlidir. Aynı bunun gibi. Evet, 20 yaşındadır ama maziyi taşıdığı için. Tarih eser gibi yani. Yani niçin söyledim? Şimdi buradan bakınca 20 yaşında bir delikanlı. Sen şimdi 30 yaşında. Kaç yaşındasın? 35. 35. Baktığın zaman yani diyor ya böyle 30 yaşında bir şey diyor. Evliyalara şeyi geçmiş, tefavuk etmiş. Şöyle buradan baktığın zaman yani hayatını 35 sene. Yani bir şey yok. Ama ötekinden başka bir taraftan baktığın zaman bir bakıyorsun ki tarihi taşıyor. Maziyi bu tarafa taşıyor. Evet. Şimdi tecelli-i ehadiyet, cilve-i sabedi, aynadarlık, hayatın sırrı, hakikati buymuş. Hayat buymuş yani. Hakikati buymuş hayata. Bunu, peki nasıl bunu yerleştireceğiz kendimize? Sünnet-i seniye. Sünnet-i seniyesiz çok nakıs olur, ayna olamaz insan. Aslında insan da abi pikselmiş. Genel manada ayna değil, o genel manadaki fotoğrafa hizmet ediyormuş yani. Çünkü hani pikseller bir araya geldi ya, bir fotoğraf oldu. Fotoğrafın kalitesini yükseltiyor pikselin fazlalığı yani, değil mi? Evet. Şimdi aynen bunun gibi senin piksel noktasındaki bu aynadarlığın Allah'ın genel manadaki o kendisini görmesinin kalitesini yükseltiyor yani. Beşeriyet noktasında. Hayatın hakikati buymuş. Neden geldim ben bu dünyaya? Yani bu hayat niçin varmış? Şundan dolayıymış aynadarlık. Peki, şimdi hayatının saadet içindeki kemali. Yani ben ne yapayım ki benim hayatım kemalde gitsin, hem de ben lezzet alayım, saadetli olayım yani. Hı hı. Hiç sıkıntım olmasın, moralim bozulmasın, canım sıkılmasın. Her şeyde hikmet, maslahat, fayda göreyim yani. Ne yapayım? Bakalım. Senin hayatının aynasında temessül eden, Şems-i Ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Zişuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-i illiğine çıkaran bir hadis-i kutsinin meal-i şerifi menne güncem der semavat-ı zemin ez acep güncem be kalbi müminin denilmiştir. Şimdi bu hadis-i kutsi'de ben ne arza sığdım. Men ne güncem der semavat-ı zemin. Yani ben ne semavata sığdım, ne arza sığdım. Ez acep. Aceptir ki bir kalbi müminin. Müminin kalbine sığdım yani. Şimdi bu ne demek? Buradan başlayalım bunu anlatırken. Şimdi güneş düşünelim. Güneş bu küre-i arzın dışında. Ama küre-i arzın dışında, küre-i arzın içindeki mahlukatta cilveleri var, temessülatı var. Mesela gülde kırmızı olmuş, çam ağacında yeşil olmuş, papatyada beyaz olmuş. Denizin üstünde ise, denizin yüzeyinde ise güneş temessül etmiş yani abi. Allah insanın kalbine temessül etmiş. Mesela batıl bir mezhep olmuş, hulul olmuş. Sanki Allah insanın içine girdi gibi olmuş. Haşa. Peki bu neymiş? Bu temessülmüş yani. Güneşin denizin yüzeyinde nasıl zatıyla temessül ediyor? Şimdi buna dört tane şöyle yapayım. Mesela şimdi papatya, gül, ondan sonra
çam ağacı diyelim. Bir de deniz yüzeyi. Tamam. Şunu sileyim. Şimdi burada da güneş var. Tamam mı? Şimdi bu güneş böyle tecelli edince bunu beyaz yapıyor değil mi? Bunu kırmızı yapıyor, bunu yeşil yapıyor. Bu denizin yüzeyinde kendisi var. Şimdi bu papatya cemadat diyelim. Gül hayvanat diyelim. Hayvanat. Şu şuna nebatat diyeyim. Şuna hayvanat diyeyim. Şuna da insan diyelim. Şimdi şems-i ezeli olan Cenab-ı Hak cemadat, nebatat, hayvanatta bunun bir derece renkleri gözüküyor ama insanda deniz yüzeyi gibi temsil ediyor yani abi. Tam gözüküyor. Tam aynı aynadanlık yapıyor yani. Hayatın saadet içindeki kemali neymiş? Bu denizin yüzeyi gibi o şems-i ezeli olan Cenab-ı Hakk'ı temsil ettirmekmiş yani. Bir insan ancak böyle lezzet, keyif alabilirmiş yani. Mutlu olabilirmiş abi. Hayatın saadet içinde kemal olmuş. Bu da kendisinden önceki şu yani. Bununla beraber ehadiyete nokta-i mihraki oluyor ya, samadiyete. O ne kadar olabiliyorsan işte cemadat, nebatat, hayvanattan böyle ziyade temessül ettirebilirsin. Sıralamalı yakalayanlar bir sonrakini direkt yakalıyor yani. Yani diyebiliriz yani. Sureti yakalayan hakikati direkt yakalıyor. Evet, sureti bilmiyor, hakikati bilmez. Hakikati bilmiyor, o zaman saadet içinde kemal olur mu? Olmaz yani. Birbiriyle münasebetler yani. Şimdi hayatın saadet içindeki kemali neymiş? Şems-i ezeli olan Cenab-ı Hakk'ı kalp aynasında temessül ettirmekmiş. Onun muhabbetiyle kendinden geçmekmiş. Zişur olarak ona şevk göstermekmiş yani abi. Hayatın saadet içindeki kemali oymuş. Şimdi temessül ettirmediğin zaman insan şevk de göstermez yani. Bu da sünnet-i seniyesiz mümkünatı yok yani. Ne dedin? Kendinden geçmek dedin. Evet. Bazı derslerde böyle şey oluyor, diyorlarmış kalsa metsuptur. Zaten söylüyor, kendinden geçmek, üstad söylüyor abi. Kendinden geçmek mana da verebiliriz. İşte bütün işini irade-i ilahiye bırakmak, cüz ihtiyardan vazgeçmek. Onu dinlemeyin diyor, metsuptur diyor. Bir insan ancak öyle saadetli bir hayat geçirebilir, kemalde bir hayat geçirebilirmiş yani. Esma-i Hüsna'yı kendi tabii, aynasında. Tabii aynasında. Onu tecelli ettirdin mi? İşte ya ne saadet ya. Şimdi burada bir şey demişti ama hani senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezel'in envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şef göstermek, onun muhabbetiyle kendinden geçmek, kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek. Yani ben güneşe baktığım zaman güneş benim göz bebeğimde gözüküyor ya. Şimdi bunu tatbik edelim. Bir kimseye baktığım zaman, yani ben birine baktığım zaman o kimsede ben Allah'ı görüyorsam şu hayatın saadet içindeki kemalini yaşıyormuş o kimse abi. O anda değil mi? Evet, o an. Yani kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek demek, ben böyle güneşe baktım, göz bebeğimde gözüktü ya. Yani bir kimse sana baktığı zaman senin konuşmandan, oturmandan, yemenden, içmenden onun aksi nurunu görmeli yani abi. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür. Evet, yani Mirat-ı Muhammed'den. Direkt şey oldu, görüyor yani. Demek ki öyle söyleyeyim. Yani o şeyi yapmakmış yani. Hayatın saadet içindeki kemali oymuş yani. Demek ki sıkıntı bu manadan uzak yaşamak. Evet. Yoksa yani onun hayatı kemalde gitmiyormuş, saadette gitmiyormuş yani abi. İşte böyle birisi olunca kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirince bu hadis-i şerife masal oluyormuş. Ez acep güncem be kalbi müminin. Allah onun kalbine sığmış oluyormuş yani. Yoksa Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Burayı abi biz Badıllı abinin yanına gitmiştik Urfa'ya da. Ona sormuştuk. Şeyi sormuştuk yani bu hadis-i şerifi göstermişti bize. Dedik ki abi böyle böyle yani Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Yani insanda zamansız, mekansız bir yer mi var ki Allah oraya sığırsın? O zaman burayı göstermişti bize. Abi. Kalp zamansız ve mekansız mı arasında mı? Yok yani Allah insanın kalbine nasıl sığıyor?
bu şekilde sığıyormuş. Temessül ediyormuş. Güneş küreyi arzın içinde değil ama temessül ediyor. Yani Allah insanın içine girmez, haşa girmez yani. Yani dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneş, dünyanın içerisindeki insanın yeri mi olur? İnsanın elindeki küçük cama giriyor. Evet. Yani bu nasıl oluyorsa nurani ve şeffafiyet sırrı, Allah da bizde böyle. İnsanın kalbinde öyleymiş yani, temessül ediyormuş yani. İşte hayatın saadet içindeki kemali oymuş yani. Biz onu ne kadar gösterebilirsek o kadar saadetli oluyormuş yani. Bu da peki bu nasıl olacak? Kendi işte bu 11. sözde en son buraya bağlıyor meseleyi abi. Yani buraya getiriyor. O 11. sözdeki o muvazeneler çok önemli yani. İşte ey nefsim, hayatın böyle ulvi gayete müteveccüh olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender, hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaneye geçici lezzati dünyaya sarf edip zayi edersin diye. İşte bunları bilmeyince hayat zayi olmuş. Hani buraya bir cümle yazdım ya ben, sen manasını bilmiyordun. Evet abi. Senin için bir mana yoktu. Sırf huzuzat-ı nefsaneye bu hayatı sarf etmek veya o anlar akıl kârı değilmiş yani. Zayi oluyormuş yani. Hayatın bir manası yokmuş yani. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdu rabbil alemin. El Fatiha.